Selamlar arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hepinize hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? <laughs> ya sakalı kestim ama nasıl olmuş hocam? Bir şey söyleyeceğim. Sakalı kestim ama nasıl olmuş ya? İyi veya kö kötü olmuş şeklinde olmasın? Ya sakal da uzuyor da böyle benim tam istediğim gibi uzamadığı için kesiyorum ben de. Ne yapayım? Evet keyifler nasıl... Keyifler nasıl? Bugün e, Spotify sponsorluğunda bir yayın olacak ama kısa olmayacak. Yayınımızın başında Spotify'da raplerimize bakacağız. E, biraz müzik konuşacağız. Biraz sohbetçi başlayacağız. Ondan sonra normal yayın akışımız devam edecek. Onu söyleyeyim yani. Onu söyleyeyim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir kahve değil mi? Oğlum onlara kafanı yoracaksın. İki tane daha soru çöz de. <laughs> Burada 2-3 soru fazla yap. Bunlara uğraşana. ama Bunları şey yap. Bunlar nasılsa anlamıyorlar abi değil mi? İngilizce yapmıyorum çünkü şakalar. Özellikle bana yayın öncesinde şey dediler hani global şaka yapma çağrı diye çok rica edildi. Benim şakaları da bilenler biliyor. Globale yapılan şakalar olduğu için. O yüzden hani İngilizce şaka beklentisi olanlara ben şimdiden söyleyeyim. Öyle yapmayacağım. Öyle bir şaka yok yani burada. Geçen gün dün, dün değil ondan önceki günde şeye gittik. Abi bir baş ağrısı benim Aha ekrana Spotify 2020 rap der geldi Ulan bunlar da dönüyor dönüyor ya Ayrı bir olay oldu Evet hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz Hoş geldiniz Keyifler nasıl çaktırmayın destekleyin ha. Gerekeni yapın GTA playlist falan oynatacağım size Bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta Siz sizi uslu durun rahat rahat Sponsorluğumuzu yapın <laughs> Size ben yapacağım istediğiniz güzellikleri yapacağım PUBG mobilesi yapacağım. <laughs> tamam troll falan yapacağım, ayarlayacağım. Şş, çaktırma. Nasıl abi bu sene neler dinledik hep beraber. Onlara bir şey yap yapalım olmadı. Tam ee, müzikle geçen bir sene oldu diyebilir miyiz bu sene? Ya Discord'a gireceğim ne sponsorlu yakarlar diye gidemiyorum. Abi küfür var mıydı ya bu yayında? Küfür var ya niye olmasın? Küfür hayatın içinde olan bir şey yani. Şarkılarda bile var küfür. Discord odaya geliyorum ha Discord'daki arkadaşlar. Yayın gecikmesi olsun 3 saniye. Haberiniz olsun odaya giriyorum ha. Odaya giriyorum haberiniz olsun. Yakmayın sponsorlu yakmayın lan. Giriyorum odaya. Sadece Spotify'dan dinledik bu sene. S sadece Spotify. Onun İngilizcesini yazsana kanka çete. Adamlar yabancı oğlum İngilizce anlatıcı İngilizce anlat. Lan yani Türkçe niye yazıyorsun oğlum? Onu anlıyorlar mı? Allah Allah. Allah Allah müzik nota kalbimi çalarken atladığın eksik notalar var. Selamun aleyküm arkadaşlar. Spotify dinlediğin için teşekkürler. Ciddiyim. Radyo dinliyor olabilirdin. Musun, Kaset çalıyor olabilirdin. Bu sene en çok tepki dinlemişim. Plak çalıyor olabilirdin. Yaşasın ya da 8 payı, parçalı teyip dinlemişim. dinliyor olabilirdin. Tam Eğer ben 8 de bırak. 8 parçalı teybin neye benzediğini olsaydın... bakıyordum ben de. Ama Spotify dinliyorsun. Tekrar teşekkürler Kegri. <laughs> teşekkürler Mami Tello. 2021 <laughs> yılında ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. <laughs> Bienvenido patron. <laughs> bu ne diyor ya? Hello <laughs> <laughs> boss. Bu İspanyolca öğreniyor abi <laughs> bu Oğlum siz şaka şey. mısınız? Manyak mısınız? Hoş geldin abi yayınlar bu hoş arada. Hoş bulduk. How are you today Çağrı? Kanka hoş geldin bu arada. İyiyim de siz niye farklı dillerde de konuşuyorsunuz? <gülüyor> what? Global Sekonder ya. Mersin'den İbo what diyor yani anladın mı? <laughs> <laughs> Yayının sıkıntısı da burada işte. Evet harbiden şaka bir tarafa ilk böyle ee, bir müzik soru cevabı yapacağız. Hem de gerçekten bu muhabbeti sevecek olan arkadaşlar da olabilir. Birkaç tane böyle hiç daha önce cevaplamadığım sorular var. E, i̇şte hiç anal denedin mi falan filan böyle kaç şey var. <laughs> <Allah. gülüyor> öyle sorular var. Onları da cevaplayacağız. Oğlum öyle hemen öyle düşünmeyin. Arkada müzikle çalıyor muydu? Hangi müzikle sevişti falan gibi. Yine bizim chat'in de ilgisini çekecek sorular var. <laughs> onları yapacağız. Onları cevaplayacağız falan. iki muhabbet sohbet şeklinde. Ama geçen gün oraya geçmeden önce geçen günkü konuyu anlatayım. Abi gittik yemeğe diye gittik. Mert burada mı? Buyurun. Mert bana arabayla gelme dedin. O gün. İyi ki de gelmemişsin. Neden iyi ki de gelmemişim? Biz nasıl dönerdik ya yoksa? Oğlum ben sen yemekten... Çıkın, sen bu işen geçikle nasıl gidip alacaktın arabanı oradan buradan? Tamam oğlum arabayla gelseydim ben zaten oradan yemekten sonra evime geri dönerdim. Valla mis gibi olurdu biliyor musun? Ben de geri dönerdim sen. Abi tam piçsin ya. Oğlum İngiliz İngilizce yaz. İyisi de İngilizce. Bu o, ha kötü bir şey. Bunu İngilizce de yazma. Bunu Türkçe de yazma ya. Abi sen, sen kendine bir ait değil. Oğlum salak mısınız? Kendime ait nasıl ait değil ya? Ya neyse ya chat chat şu anda makarasında İngilizce çevirsene. Chat şu anda acayip eğlen eğleniyor Mert. İngilizce şey yapsana ama. Hello Mert. The chat is having a lot of fun. Everyone is welcome. Baba, bir şey söyleyeceğim. I have a global jokes for you guys. Okay, bir şey söyleyeceğim. Bu aksanı yapıyorsun da aralarda şöyle yapıyorsun ya. Onu yapmayacaksın bu aksana işine giriyorsan. Ben aksansız yapıyorum. Sen yap bakayım. Yine Hello çok eğlenceli. Everyone. Welcome to the twitch.tv Twitch, tv slash hype. <laughs> yani... Nokta. Ben, ben, Arkadaş, <laughs> nokta aynen. Ben ma mami değilim. Arkadaş şuna geldiniz. Twitch nokta slash hype. Hello. <laughs> If you wanna love hype, you can follow in the Instagram aynı sinemalar. Thank en you for ne? everything. Yani, sus, 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 şiddet zaten yok şu anda. Ben, bende hiç. de Texas şivesi var abi. Ne mami var? Ya. Texas şivesi. Hiç merak ediyorum biliyor musun? Ben ediyorum merak ya. Ben de ediyorum. Ben de, merak, ediyorum ben hiç hiç merak ediyorum dedim. Etmiyorum dedim. Ben hiç merak ediyorum. Hiç merak ediyorum <laughs> dedin abi. Ben beynim <laughs> yandı. Evet. Çağrı izveri piç mi? <laughs> Yunus senin <söyle, gülüyor> makaranı kime yapıyor makaranı Onu söyle onu güldürelim abi. Burada. <laughs> abi bir dakika. <laughs> Oksitledi. Abi küfür ediliyor mu? <laughs> serbest. Dur şunu bir öğrenelim. Anana bekle bekle şunu bir öğrenelim. Abi küfür ediliyor mu? anal yollu küfürler özellikle. Çok değil abi demiş. Nasıl yani çok değil? Senin belanı sikerim ama bir posta gibi mi? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> yani acil durumlardan sadece? Hani iki atmam mı? Nasıl yani çok değil? <gülüyor> 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 Terbiyesizlik yapmayın. Evet arkadaşlar. Sizde ne var ne yok lan? Ne yaptınız? İki gündür yayın açmıyorum. Bir buçuk gündür falan yayın açıyorum. Ne yaptınız? <laughs> Spotify dinledik. Oğlum bırak şimdi. Bu işlere bırak. <laughs> <şimdi. Yılbaşı ağacı. gülüyor> dur dur. Ben onu, ben. ben, onu söyleyince. Aa, ben de kurdum Yağmur. Kurdun Oley. ne ya? Yılbaşı ağacı kurmak ne demek ya? Süsledik. Süsledik aynı. Bir dakika. Yalama moduna geçtiğimizi ben size çaktırmadan haberini vereceğim. Ondan sonra Spotify'a güzel ha, güzel okay, şeyler tamam. Ama şimdi de bu demek değil ki başka bir şeye kötüleyelim, başka bir şeye övelim <laughs> falan değil. Normal akıştaki okay, okay. muhabbet etmek istiyorum arkadaşlarımla yani. Edemiyorum ama gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> e, soru sordu cevaplısınız ha Mert. Ya ben seni böyle delirmenin eşiğinde gibi gördüm ya. İyi mi iyi misin? Önce ben bir sana sorayım da. Nasıl yani iyi miyim derken? Ee, Hayat samimi Gerçek anlamda merak ettim. İyi misin? Kanka iyi ben misin? bugün neyi sorguladım biliyor musun? Nereden bileceksin? Söyleyeyim Nereden? mi? Söyleyeyim. Ben bugün neyi Buyurun. sorguladım biliyor musun? Acaba dedim ben deliydim de zaten deliyim de deliliğim belli olmasın diye mi yayıncılık yapıyorum dedim acaba. Evet. Çünkü normalde kafede bugün kafede böyle hareketler yapasım geldi. Kendi kendime böyle hareket yapasım geldi. Çünkü çorba istedim tamam mı? Çorbanın gelişi böyle kaşarların üzerinde elemesiyle beraber Kokusuyla falan böyle bir enerji geldi bana. Tam böyle harekete girecektim falan böyle. Kendimi tuttum. Kendimi zor tuttum. <laughs> Spotify geldi. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Ekrana geldi. Ee, sonra düşündüm dedim ki acaba dedim. Şimdi onu normal dümdüz yapsam bunu deli, deli derler. Beni ağaca bağlarlar. Ama bunu yayında. E, özellikle uyuşturucu diyar. Esenler Karabayır'dan herkese selam. <laughs> Bak işte. Abi sponsorlu yayındayım ya. Git bir da bir Bakırköy İncirli'ye oradan bir selam getir. Selamünaleyküm. Buradan Sparta da hürmetlerimiz. Baba sus sus. Oz sus! Oz sus. Aleyküm selam. Oz. Korkuyorum. Oz Allah'ım varsa bir dakika dur. Aa Samet abi de online oldu Discord'da. Yapma. Vay. Şu konuyu açmayın mı? <laughs> Yapma. Ay, online gördüm şu an Samet abi. Abi bu çocuk biz niye? Biz dağılalım en iyisi biz Discord'dan. Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk niye normal yayınlarda yoktu? Tam sponsorlu yayınlarda böyle online olmalar, efendime söyleyeyim sıkıntı yaratmalar. Dünkü eğlence nasıldı? Onu anlatayım o zaman. Dünkü eğlence ya yemek yemeye gittim ben aslında açık konuşayım. Ben çok acıktım abi kalktım baktım karnım çok aç. O sırada Mert yazdı dedi ki böyle böyle gidiyoruz. Ben de karnım çok açtı zaten. Ee, dedim ki yemek yiyelim. Yemekten sonra dedim ben zaten hani çok böyle mekan falan seven bir insan değilim. Oradan dedim eve kayarım. Geceye doğru tekrar acıkırım çorba yaparım dedim. Kendimce kafamda bu vardı yani. Gittik abi yemekten sonra. Arabayla da gitmeyince taksiyle gittik. Taksiyle gidince, arabayla gitmeyince dedim ki madem hani şimdi tekrar tek başıma taksiyle dönmeyeyim. Hani biraz ekibe takılayım falan derken. Baba bir şey söyleyeyim mi? Onlara bir ayak uydurmaya başladın mı çıkamıyorsun yani döngüden. Bir baktık saat 4 olmuş. Gidiyoruz dediler nereye ya dedim ya daha daha yeni gelmedik mi dedim yani. Kaç dakikalık kurgu bu? Oğlum niye kaç dakikalık kurgusun? Hayvan gibi içtiler. Hele bu Mert var ya bak sana yemin ediyorum bu boş bardaklara deniyor anladın mı? Belki kalmıştır diye. <laughs> <laughs> Oğlum Mert seni kadar içini de görmedim ha o gece. Demin Kemal kendi yayınında bahsetti galiba. 18 tane şişe açılmış galiba. Maşallah. 18 Maşallah. tane mi şişe açılmış? Evet evet 18. Kaç, Kaç kişiydiniz? Şişeydiniz? Kaç kişiydi? Oha harbiden. 13 kişiydik galiba. 13 kişi 18 Oo. kişi. Oha. Siz komaya girmemişsiniz iyi ki. Yo Girdiler. <laughs> <gülüyor> Girdiler. <gülüyor> 256 izlenen herkes bayıldı amına. <laughs> <Yarın. gülüyor> geçenin gecenin sonunda yine ayakta olan ben Ferit Kemal'dik yani önceden. <laughs> Mert de bayağı götürdü ama son zamanlarda 2 3k 5k falan izleniyor ya. O da götürdü bayağı sonlara doğru. <laughs> Let's and'de <Tense> biraz <laughs> benim şey oldu o kadar. Ama sen Bak şöyle söyleyeyim. Mesela 13 şişe açılmış, 18 kişiydik. Neredeyse kişi başı 0.75 düşse ben kendi şeyimi içmemişimdir yani o kadar. Yani Sen iş, yanlış yarım hesap şişe... yaptın. Kişi başı birden fazla düşüyor. 18 kişilik 13 şişe açılmadı mı baba? Nasıl birden Hayır. fazla düşüyor? Tam 13, tersi, 13-14 kişiydik, 18 açıldı. Ha 13-14 kişiydik, 18 açıldı. Tamam. Ar o zaman kişi başı en kötü bir tane düşse bile, ben bir tane içmemişimdir kendimce. Onu söyleyeyim sana. Evet, şatlar var. Evet, şat atmış olabiliriz arkadaşlar. Evet. Peki en son e, köpeklerle olan muhabbetini hatırlıyor musun? Onu söyleme lan. Onu anlat harbiden <laughs> <Tamam>. deli deli. <laughs> ne muhabbetim neydi harbiden hatırlamıyorum. Ee, hep aynı ritimde havlıyorlardı. <laughs> <laughs> Bu, kon <laughs> <laughs> Bu konuya birazcık takıldın. <laughs> Köpeğe mi çattın? bak diyor. Bak diyor, ben diyor bak tonlama ben. yapıyorum. <laughs> yani. Sen diyor bunu fark ediyor musun diyor. Ama sen diyor hep aynı hava hep aynı hava. <laughs> <laughs> Köpekler de yemin ediyorum yanıma geldi. Üç tane köpek geldi. Baktım bir şeyler anlatıyorum. Allah belan versin gittiler onun sonra <laughs> Çok tatlılardı ama ya. Makara yapayım dedim ya köpeklere. Hani makara yapmak için yaptım onu. Kötü bir niyetten yapmadım yani. Onlar da hav 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 hav. Başka bir şey yok abi. Ritmik havlasa mesela ben anlayacağım. Beni sevdi mi sevmedi mi? Tehlike miyim onun için? Onları da bilmiyorum. Yani köpeklere bile zorba mı? Oğlum zorbalık değil onun. Makarasını yaptım onlara ya. Lütfen. Evet sizde ne var ne yok? Peki, kanka. Ne sormak klasik. istiyorum. <laughs> evet Çağrı. Ne yapıyorsun? Anlat bakayım Nesrin. Ya ne yapayım? Bir şey yapmıyorum işte öyle takılıyorum. Geçen gün yılbaşı ağacı süsledim ben de. Ondan sonra öyle takıldım. Yılbaşı ağacı mı süsledin? O gün metropole gittim. Nuri ile buluştum. Ha. Spora mı gittiniz? Niye ben ben Hayır, benle görüşmedin mi ben... bugün metropolde? <laughs> senle de görüştüm. <gülüyor> 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 Doğru ama sen oturmadım ya tari, o yüzden. <laughs> Nuri ile oturdum. Ee, yılbaşı ağacı süsledin. Kaça evet. aldın? Kaça aldın yılbaşı ağacını? Geçen sene almıştım unuttum. Şey 300 liraya mı ne almıştım galiba? Hadi ya. Ama boyu çok uzun 1.90 yılbaşı ağacı bu kocaman. Vallahi güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yavaştan geçelim mi o zaman sorulara? Bir, Olur. Bir hareket çekmemiz gerekiyor mu Nuri? Yok <laughs> <laughs> Yo, bir hareket gerekmiyor abi. Nasıl isterseniz yani. Hareket? Arkadaşlar Spotify bileplerimize bakacağız. Benim özellikle Spotify özetime bakacağız bir yandan. Bir, bir de e, chat'teki arkadaşların da bileplerini gönderecekler mi? Onları mı oynayacağız? Oraya bir yönetir misin ya sana zahmet Nuri'cim? Şimdi arkadaşlar VRAP'lerini kendileri görmek için Spotify yazıyorlar orada bir linkimiz var linki tıklayarak kendi VRAP'lerinize ulaşabilirsiniz oradan. Ya da paneldeki şeye tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kaç kez de 30. ayını şu an kutlamış. Kaç kez şimdi 30. ayın kutlu olsun 30 bile olmadan demiş. Ulan harbiden güzel olmuş Aa. ha. Keşke 29'da yazsaydım bunu kanka. Evet ama olmuş 30. Olmuşsun <laughs> harbiden. 30 bile olmadan. Ot Pardon. Nesin <laughs> çok eğleniyor bugün. <gülüyor> <gülüyor> tamam onu yazdılar. Onları bir yere gönderecekler mi yoksa biz de bakacak mıyız? Birkaç tane e, izleyicimizin de ben bakmak isterim acaba bu sene ne yaptıklarına Spotify ile alakalı. Nuri. Hasan bir da ben giremedim. Spotify yükleyeyim hatta. Discord'da oda açıyorum abi ben. Yükle kanka yükle. Ama bu yayın yükle tamam mı? Tam bu <laughs> yayın yükle onu. Ben <gülüyor> en <gülüyor> çok adamlardan yanmış içinden dinlemişim. Allah Allah. Bu yükleyeyim tamam, diyor bir de bu. daha yani. Acele etme ya bir bitirseydik sponsorluğunu nasıl eklerdin? La sen de gül gülme gülme. Gülme. Şey o. gülme. Gülme evet Herkese tamam onu Discord'da odaya mı atacaklar nasıl yapacaklar Discord'da evet. e, sohbet odasının altında Spotify rap diye oda açtım oraya Hı -hı. SS tamam. şeklinde atsınlar tamam Oradan Spotify rap diye bir tane atayım. Atayım. ben anlatayım Aynen, Spotify rap, bir rap, rap diye Discord'da bir tane oda açtık e, oraya SS şeklinde atın mamede bana atsın ben de yayına vereyim o çok iyi başka evet, Mami? sirkülasyon bu kadar abi Sirkülasyon. Bu evet kadar. Evet daim. Başka bir Yalnız açıklamamız sadece şey atın lazım. oraya. Evet gelmeye başladı. Bir Yalnız... atın oraya. Bir dakika. Bir dakika sen. Oraya sadece veriplerimizi atalım arkadaşlar. Geliyor geliyor baya. Tamam geliyor İstersen mu? İstersen abi sen oraya göster. Bence çünkü çok fazla var. Oraya gösteririm o zaman ben. Ama oraya... Ee... Şimdi değil, önce o ben... Şimdi değil, şimdi değil, biriksin Ön... tamam, biraz. orada biriksin, oradan güzel birkaç tane güzel zevkli arkadaşlarımızınkine bakalım. Ee, ondan önce bir soru cevap yapalım madem o zaman. Hani sormak istediğiniz bazı sorular varsa onları Sorayım cevap Sorayım mı yani. ben sorumu? Madem yoksa, o zaman oraya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Sor ben Yağmur. Ben pas. Tamam, ben geç anladım. <laughs> Sormayacağım kalbim. <çıkıyor gülüyor> Mehmet neye kopuyor? <laughs> Mert sen sor. Çok <laughs> iyiydi ama geç anladım. <laughs> <laughs> Şimdi git kendini cezalandır orada bak. <laughs> Din, dinlenme paspası. <laughs> ya şunu banlasanız oğlum bak. Ucu lakto like falan bunlar bak çeşitli. <laughs> ne yazmış İngilizce soru sormuş. <laughs> Onları görmeyin. Cevap veresim geliyor. Podcast yapacak mısın? Podcast yapma e, fikrim var. Ama sadece bir fikir. Sadece bir fikir. Şimdilik e, güzel podcastler var. E, ben de onları da dinledik dinlediklerim de var. E, özellikle Alp'le Şükrü'nün yapmış olduğu... Alp Can'la Şükrü'nün yapmış olduğu podcast'i e, Dinlemiştim en son. Ondan sonra çok dinleyemedim. E, ama... Eğer isterseniz bir tane denemelik yaparım. E, baktık sarıyor. Yatarken falan, uyurken falan hoşunuza gitti. Öyle bir şey yapabilirim yani. Çünkü konuşacak çok şey var. Anlatırız yani. Orasının makarası ayrı olur. Daha böyle ciddi, daha böyle efendim söyleyeyim. İşte mikrofona yaklaşıp e, peki söylesene falan gibi. O şekilde yapabiliriz. Tamam. Yağmur sorunu sor. Şimdi çağrı. <laughs> efendim. Müziğin senin hayatındaki önemi ne? Atıyorum sabah kalktığında kahvaltı hazırlarken ya da başka şeyle uğraşırken müzik dinliyor musun? Ya da böyle bir kızla buluştun, evdesin, ev ortamındasın. Şu müziği açayım da arkadan çalsın tarzı böyle bir şeyin var mı? Şimdi bir kere sana bu terbiyesizliğinden dolayı sana bir kere bir eksi puan yazıyorum. Kızla buluştuğumda işte efendim bak playlistin var mı diyor. Ne playlist olduğunu söyleyemiyorum şu anda. Eee <laughs> ...sevişme playlistim var mı diyor. Onlar sevişmeni ...İngilizcesini arattırırken ben bu konuyu bitirmiş olacağım. Ee, öyle bir playlistim... ...yok. Ama... ...şöyle bir playlistim var. Ee, ve bu playlistleri göremiyorsunuz. Daha böyle seçmecevi listem var, yok değil. Ee, beni yükselten playlistlerim var. Bana ilham veren şarkılar var ve ben müzik konusunda... Soruyu bir daha alabilir miyim Yağmur? <gülüyor> <gülüyor> Müziğin hayatındaki önemi kısaca. Yani sorum kısaca böyle bir şeydi. Müziğin hayatındaki önemi yani çok yüksek. Ben büyük ihtimalle müzikle ilgilenmeseydim büyük ihtimalle hani delirirdim herhalde yani. Çünkü en böyle sıkıntılı dönemlerimde hepimizde olan şey olduğu gibi aslında. Bendeki de öyle. Ee, hepimizde var bu. Sadece bana ait özel çocuk değilim yani sonuçta. Hepimizin yaşadığı bir durum bu. ...müzikle kendimizi rehabilite ederiz yani. Yattığın zaman efendime söyleyeyim dinlersin... ...işte rahatlatırsın o duygusallığı atarsın... ...bazı şarkılar var ki can yakar acıtır falan böyle... ...hepimizde olan şeyler bunlar yani. Gece uyurken hiç böyle müzikle uyuduğun oldu mu? Hiç müziksiz uyuduğun oldu mu diye sorarsan daha net olur. Olmadı. Her gece müzikle uyurum ama bak benim sistemim hı hı. şöyle... ...şimdi sizin bir klibi izlemenizle... ...belki benimki biraz farklıdır... ...çünkü ben müziği arka planda çalsın diye açmıyorum genellikle... Özellikle yatarken birçoğunuz belki dizi film izliyor olabilir. Ben işte müzik açıp dinliyorum ve izliyorum da. Ee, mesela bu Taş Sultan'ın en son 2019'da mı 2020'de mi ne yaptı bir tane solo konseri var. Baştan sona çalmış ama böyle. Ama çok iyi ee, çalmış yani ve müzik yapmış baya. Richard'e çok teşekkür ediyorum. 15, 16, 26, 31 kişi abonelik göndermiş. Vicel'cim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Tamam. Bitsin iki şeyde. <laughs> Mesela onu izliyorum ve e, seviyorum. Aynı zamanda ben sadece müziği yapandan dinlemeyi değil. Coverlarını da çok seviyorum. Yani her çok sevdiğim bir şarkının her türlü coverını da dinlerim yani. Başka soru var mı? Nesin? Hocam fazla mı ciddisin ya? Arzu edersen ben sorabilirim ben de bir tane. Da başkaları sorsun. Soru adım. cevap evet. yapıyoruz abi. Ne yapayım? Cıvık mı olayım şimdi? Allah Allah. Müzikle mi alakalı yoksa benim Spotify sormak istediğim? O <laughs> sen Neyse. ne anlatıyorsun ya? Spotify'a sormak istediğin soruyu bana niye soruyorsun oğlum? Hisse almadık ya. Sponsorluk yapıyoruz şu anda. <laughs> Allah Allah rahatsız ya. Müzikle alakalı. Neyle alakalı olabilir sence bu sponsorluk? Benim bir sorum var Çağrım. Evet kavun. Kanka şeyi merak ediyorum. Tüm zamanları düşünelim. Ee, kendine bir müzik grubu yani ölenler ve şu an günümüzde yaşayanlar da dahil. Kendine bir müzik grubu kurmak isteseydin davulcusu, bas gitaristisi bunlar kim olurdu? Hangi isimlerle birlikte sahne almak isterdin? Bir de bu sene dinlediğin Spotify listendeki, rap'teki, listendeki şarkıcıların Şimdi senin bir üzerinde bir ne gibi soru. etkileri var? <laughs> ha, bir soru. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> İlk soru o zaman. <laughs> bir soru bir soru gidelim. Çünkü, <laughs> çünkü şey oluyor. Ha diyorsun ki kendine karma kastım bir grup kursan kimleri evet. mi alırdın diyorsun ve ben ne olurdum orada? Ölenler ve günümüzde yaşayanlar dahil. Ha. Bak güzel soru ha. Düşün bakalım. Güzel soru ha. <laughs> Harbiden keyifli bir soru. Evet sonraki soruya geçelim. <laughs> Sorun çok o kadar güzel ki soruyu kendimle kirletmeyeceğim. O yüzden diğer soruya geçelim. Yok yok. Freddie Mercury. Mercury çok okey zaten de. Cliff Burton'u alırım bas önce. Tamam mı? Güzel. Zaten bir şeyler yapar yani o beraber. Hani bir şeyler illaki yaratıcı bir şey çıkartır. Ee, böyle ben daha böyle şey isterdim. Biraz böyle harmanlamak isterdim ya. Mesela nasıl mı harmanlardım? Bir tane Slash'ı koyardım ama Slash'ı biraz daha gösteriş adamı ya Slash. Ya tabii ki iyi gitarist ama hadi Slash'ı koyayım bir tane. Ee... Piyanoya bir Ray Charles. Olur ama mesela bak harman istiyorum, harmanlamak istiyorum. Mesela yanına da bir tane de kimi koyarım biliyor musun o zaman? Hüsnü Şenlendirici. <laughs> Koray Alp'i. Şey. Ciguli koyarım. Oy. Of. Aynen. Dream, Cikuliyi, Dream Team. Ciguli koyarım. Bir de Müslüm, Müslüm Mabay koyarım. Kaan çok değişik bir takım oldu ama çok güzel oldu. Çok değişik bir takım oldu. O, o takım da her şeyi çalar bu arada bu dediğim takım şu anda. Her şeyi bluzla çalar. Takımla söylüyorum. Neşet Ertaş, Barış Manço, Ara Eses. Güzel okay. ama zaten hayali bir gruptu yani. Benimkisi. İsmail HK değil abi. Mesela, mesela Davulcun kim olsun isterdin? Davulcum kim olsun isterdim? Yani davulcum çok yetenekli olmasına gerek yok. Daha böyle piyasa, damı, piyasa adamı olsun düşüncesiyle Lars'ı çekebilirdik orada. İş bağlıyor çünkü adam anladın mı? Bütün <laughs> yani konser ayarlardı bize. Şey yapardı götürürdü yani grubu Kemal, taşırdı. Kemal yani. de çalmaz mıydı ya? Kemal? Kendine Davul mu? Müzik. Davul mu? Evet. Çalabilir. Saksafonu düşündüm Kemal'e. Sen <laughs> daha iyisini bilirsin Yapmayın, bluz diyoruz ya Saksafon olmazsa olmaz Yanıl <laughs> <anladım>, Timçin abi Haraman <laughs> yok mu? Hazırlanmış bir yer <laughs> Evet Başka Peki, sorumuz gündelik, var mı? gündelik hayatında müziğe ne kadar e, yer veriyorsun? Yani hakikaten Offstream Ne kadar müzik dinliyorsun ya? Hani ev, evin içerisinde sürekli çalacak bir hali yok herhalde ama Eee Sabah mesela benim için ben eğer duştaysam kesinlikle müzik çalıyordur orada da e, yeni uyandığımda özellikle bir yarım saate ihtiyacım var kendime gelmem için. Sende nasıl? Bende de e, şöyle sabah uyandığımda müzik açıyorum. Tamam mı? Müzik müzikle başlarım. Güne müzikle başlamayı seviyorum ama duşta da çalarım evet. Bazen ama şöyle bir şey oluyor mesela Bazen de müzik hiç açmam. E, kendim çalmaya çalışıyorum çünkü o dönemlerde. Mesela çalmak, dinlemek istediğim şey kendim çalmak istiyorum. Bazı dönemlerde. Bazı dönemlerde de sadece dinlemek istiyorum. Mesela Teoman'ın bu tek başına konseri var ya. Onu en az üç kere falan böyle baştan sona hiçbir sahnesini atlamadan, hiçbir şarkısını atlamadan bütün jest ve mimikleriyle dinlemişimdir, izlemişimdir mesela. Anlatabildim mi? Yatarken falan çok güzel gidiyor yani ee, bir şey okurken mesela veya daha böyle duyguların böyle geçtiği anlarda ben müzik dinlemeyi çok seviyorum. Veya çok kendimi yükseldiysem çok böyle kendimi müzik dinleyerek tatmin edemiyorsam o zaman gitarı kendim elime alıyorum işte. Veya herhangi bir müzik aleti almak istiyorum. Mesela bir yerde gitar gördüğüm zaman çalmak istiyorum o gitarı anlatabiliyor muyum? Her gün elime alıyorum. Gitar. musun? <laughs> Gitar <Devamlı> olarak. <laughs> müzik enstrümanları olarak soruyorsun, değil mi? Tabi canım. Evet. evet Alıyorum. Evet. evet. Her gün gitarımı elime alırım. Mesela duşta bağırarak şarkı söylediğin oluyor mu hiç? Yok. Okay. Sevişirken müzik dinliyor musun Çağrı? Ya Yağmur sen ne olsun istiyorsun sevişirken? <laughs> Allah Allah. Allah. Bir şey söyleyeceğim. Çağrı Efendim? müzik dinlerken sanki klibinde sen oynuyormuşsun da başrol değmişsin gibi böyle hareketler danslar yapıyor musun? Ben yapıyorum mesela. <laughs> ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. <laughs> Ayna karşısında falan. Konserde konser gibi. Oynama şıkkıdığım dansı yapıyorum ben dinlerken. <laughs> Bazen yapıyorum Nesrin öyle şeyler bende. Sevişirken müzik dinliyor musun? Oğlum bu mu yani bütün merak ettiğiniz soru? Evet. Evet. Dinleye... soruymuş. Dinliyorum ama introlarını dinleyebiliyorum sadece. <gülüyor> 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 Bitiremiyorum yani. Ben, <laughs> benim çok güzel bir sorum var o zaman. Aslında evet. Ee, evet... Bir akor olmak istesen hangi akor olurdun? Bir bir aşağı çekip bu işin Spotify sponsorlu iş olduğunu, bu soruyu ne? nereden bulduğunu falan bir Ne ya bir akor sana çok Anadolu programında değiliz ki kanka. Bir akor olmak istesen hangi akor olurdun? Nasıl bir soru ya? ya mesela do girince böyle bir oh. değişik Am akor olurdum am. Duygu. La yani. Ne? La. Ama... La. Notasyon olarak hani la minör. Ame. Çok güzel. La minör. La minor, la majör de güzel. Çağrı peki bir şey soracağım sana. Evet. Şu an sana bir müzik grubundan teklif geldi. Türkiye'de yabancı fark etmez. Tamam. Kimden teklif gelmesini isterdin? Türkiye'de yabancı fark etmez mi? Evet etmez. S ile mi peki orası? <gülüyor> etmez. <gülüyor> Nasıl istersen. Vallahi kimden gelsin isterdim mi diyorsun? Şöyle bir bakayım Hı -hı. abi. Bir dakika söyleyeceğim şey, şimdi söyleyeceğim şöyle bir hemen ee, hemen. Hem söyle hem yabancıyı söyle. Hayır, ben hangisinde de çalabilir mi de düşüneyim mi yoksa onu sorgulamadan ama. O... Yok, onu sorgulama. Sorgulama, evet. sorgulama, sorgulama. Ha, hangisinden gelsin isterdim. Hmm. Ulan manyaklar bu soruları bana önceden söyleseydiniz de ben bunların cevaplarını hazırlansaydım Abi, isterseniz Niye? başka soru sorun siz Çağrı da o sırada düşünsün Ben e, bunu merak ediyorum Bu sefer de öbür soruyu düşüneceğim Ama senin beynin her şeyi kabul edebilir durumda şu an Çağır, sen zeki bir çocuksun Teşekkürler Maşallah 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 Teşekkürler Tamam o zaman ben bir tane araya sıkıştırayım onu yani düşünene kadar Yani buradan hangisinden gelsin isterdim Tam sıkıştırmayayım. Hmm, 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 hmm. Kalın. Soruyu Güzel. soruyu bir daha alabilir miyiz Imagine ya? Imagine Dragons ya bu... olabilir ya. Bir müzik Oy. grubundan çağrıya teklif geliyor abi. Hangi müzik grubundan gelmesini isterdi çağrı? Yani bir müzik grubunda çalma imkanı var. Hali hazırda oluşmuş. Hangi müzik grubu? Imagine Dragon olabilir. Peki gitar mı yoksa solistlik mi, bas gitar mı, elektro mu, bateri ya şimdi mi? şimdi orada solistik bana düşmez. Hı hı. O wow. yüzden solo gitarı almak isterdim yani orada. Ama bak bunu yeterliliğimi sorgulamayacaksın dedin. Sen şimdi yeterliliğimi sorguluyorsun. <laughs> Yok ya, enstrüman seçtirdim sadece. Yeterlilik değil tamam. aslında. Tamam, Atena'da da olmak Tepsini isterdim mesela. Athena'da da olmak isterdim yani. Of. Aa, güzel. Üç vokal olurduk falan böyle. Güzel olurdu yani. Makara olurdu. Aynen. O o tayfayla da takılmak isterdim yani. Ökan abiyle. Hiçbir konserinizi kaçırmazdım. O Harbiden keyifli iyi. olurdu yani. Sarardı. Hani o da sarardı yani cidden. Türkiye'de veya Morvetüsü de olabilirdi ama Morvetüs'ü Yo Morvetüs'ü de olurdu evet. Atana Morvetüs'ü Duman grubu diyeceğim de o duman zaten onlar öyle okey ya. Benim yanlarında ben çok şeyi dururum yani. Çok seviyorum ama gitmez yanlarına. O şekilde. Ama beni şey zannetmeyecekler. Yani, sonradan gelmiş gibi olmayacağım. Hep grubun Yok, içinde hayır. üyesiymiş gibi hissettirecekler. O zaman tabii ki evet. duman, duman doda olmak isterdim yani. Baştan beri beraber kurmuşuz grubu falan. Kanka peki şeyi merak ediyorum. Her tarzı kulağa hoş gelen her müziği dinlediğini biliyorum da. Mesela tarz olarak en çok hangi tarzı seviyorsun müzikte? kendini yakın hissediyorsun. Hmm. Vallahi tarz olarak yani herhalde poprak falan ya son dönemlerde. Poprak O zaman bir tane pop de benden çete soru soralım olur mu? Evet. Seninle alakalı tabi. Tamam. 2021'de Çağrı Abi'nin en çok dinlediği şarkı hangisidir? Oy. Zor soru. Benim 2021'de en çok dinlediğim şarkı mı sordun Nuri? Evet. Ha. Tamam hangisidir? E nasıl cevap veririz? alakalı var? bir oylama gelecek. Oylama geldikten sonra herkes cevaplarını versin. Ama bunu bilemezsiniz ki. Bilinir abi. Tuğçe demir. Seçenekler olacak Seçenek. ya abi. Direkt öyle şey değil zaten. Tamam seçenekler nereden gelecek? Birazdan gelecek ekrana. <laughs> tamam bekleyelim. <laughs> bekleyelim. Daha daha Alo. Evet sor. Alo. Ee, mikrofon bir gitti geldi de pardon. Ee, gönlüne veya ruhuna en çok hitap ettiğini düşündüğün müzik dönemi. Bu işte e, 60'lardaki o e, rock piyano dönemi olabilir. 90'lardaki İngilizce dönemi. 90'lar Türkçe pop. Valla şöyle söyleyeyim. Her şey olabilir. Şimdi takip ettiğim veya işte dinlediğim bütün gruplar 70'ten 70'te çok sert 80 90 arasında hepsi birazcık böyle yavaşladı ve biraz daha duygu yüklü bir şeyler yapmaya başladılar. Dolayısıyla kendi tarzlarını yani onları çıkış halleriyle seven taraftar grupları buna hep tepki gösterdiler. Bu değişimi hiçbir şekilde kabullenemediler. Ama benim en sevdiğim, bana en dokunaklı dönemler 70-90 arası diyeyim. 75-90 arasındaki İyiyim. o birazcık daha o tüm rock müziğin de birazcık daha böyle duygu yüklü olmaya başladığı dönemler yani. Mesela işte Metallica'nın bile en slow albümü. Mesela Trash Metal yapıyorlar ama bütün ee, seyircilerinden falan böyle tepki alıyorlar o albümle beraber. O dönem herhalde ya 70, 70 ler. Benim son bir sorum var sorabilir miyim? Evet. Böyle kıyametin kopmasına 2-3 dakika kaldı diyelim. Son bir müzik, son bir hakkım var böyle dinlemek istiyorsun. Hangi şarkıyı dinlerdin? <laughs> Bütün dünyaya mı dinleteyim o şarkıyı? Evet bütün dünyaya dinletmek istiyorsun. Yani son bir e, müzik. Ben, ben yurt dışından bir... 5 lira abone oluyorum. Türkiye sana gelen paranın farkı oluyor mu? Oluyor oluyor. İçelcik çok teşekkür ederim. 245 bit göndermiş. Yurt dışından <laughs> olanlar tabii ki yurt dışı fiyatlandırmasıyla geliyor bana. Ee... Yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun. <laughs> Dur. Ne dinlerdim biliyor musun? Tüm dünyaya da dinleteceğim. Evet son. Titanik keman sahnesi. Parçalandım. <laughs> Parçalandı. Yok yani, sana şey o falan gün yok. Ya bugün mu rahatsız Mert taksiciye parçalandım açtırttı. YouTube'tan girdi. Parçalandı açtırdı. Ne güzel. Adama da diyor ki ya bak buraya iyi dinle diyor. Burası diyor çok komik diyor çok güzel diyor. <laughs> Hep beraber söyleyelim falan. Bana da söyletti falan. Ben güzel. orada bir ambiyans, bir ortam yaratıyorum ya ne güzel. <laughs> Adam da gülüyor abi dedim kusura bakma. <laughs> arkadaş dedim serhoş. Serhoş. Özür dilerim. <laughs> ben de arkadaş. <laughs> 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 <Çarribe, gülüyor> <Spotify'da gülüyor> dinlerken libidonuzu yükselten bir şarkı var mı? <laughs> Allah Allah yok abi e, ya. Şey kendi dinledi işte. Hemen kapatıyormuş introsundan sonra. Şaka yaptım evet, onu adam. Yağmur ya. Kaç <laughs> tane albüm şey bitiyor soracağım. senin var mı? Heh. Hadi ya. Tamam. Aha su soru geldi. Mami'nin mail döndü herhalde. Çağrı. Evet. Sorayım mı? Evet Dur Sor. Soruyu cevaplasın ama ya. Hangi tamam, Ama onu chat cevaplıyor. Ha, dur bir dakika. Ee... bir dakika. Şimdi 4 şık geldi. Ünlem ABC'de yazarak. Tamam. Hani şıkları da bir söyle. A'yı, B'yi, C'yi, D'yi söyle. A ben gibi bakmaz. B sunshine. C taş. D yıldızlar. 2021'den çok dinlediği şarkı nedir? Çağrı abinin sizce. Ben de oyumu kullanıyorum. Ben de Aynen kullandım. Öyle. Ben kullandım oyumu. Güvenim. Şeyi söylesene Oyunu... ora. Son şarkıyı söylesene. Arada kaynamasın. Yıldızlar. Bak ben bir sürpriz atıyorum. Ama bana güvenin yani. Bir i̇şte sondan ekliyorsun. Ben ilk düşündüğümden şaşmadım abi. Ben de ilk düşündüğümden şaşmayacağım. Ben de ilk düşündüğümden Ben de şaşmayacağım. düşündüğüm saçma. burada yok. Kesin taş dinliyordur bu. Bence de Bir taş. dakika sonra kapatacağım. Yoluna taş koydum. Hayır member çaldırırım tüm dünyaya aynı anda. Oy. Ama o 5-6 dakika böyle canlı canlı akustik çaldıklarını çaldırırım. Vay wow, iyi tercih ha. Ama hiç beklemiyordum senden. Damian Rice. O fena şarkı. Böyle son kısımda da böyle okyanuslar taşsın böyle en sonunda. <laughs> o şey değil mi? Abinin bağırdığı yerde değil mi? Aynen aynen. Akustik. Yine konuyu nasıl sinemaya bağladın ben anlamadım ya. Nasıl yani sinema? Yine bir prodüksiyon girdi. Denizler havaya kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın sonu diyor oğlum. Tüm dünyaya dinletiyorum. <laughs> çaldım ya daha önce burada. Evet. Bu yüzdeler niye bu kadar oynak lan mami? He öyle animasyon. Tamamdır An bitirdim. Animation. Büyük bir taş ya. Sunshine bayağı. Son oranlar da %12 ben gibi bakmaz. %51 Sunshine, %21 taş, %14'te yıldızlar. Ters köşe olacak bence Sunshine bilmiyorum. Şimdi sürpriz cevabı ekrana vereyim mi abi? Yoksa sen mi açıklamak istersin? Bak, Mifrak yazmış bak bak ve ya Rabbi ya Resulallah. Evet, sürpriz cevap ver ekrana. Verdim. Yıldızlar. Ben bayağı ters bir şey oldum bunda. Sunshine Aa, diye düşünüyordum. Ben, de ben de Sunshine Ama de. bak burada evet. şöyle bir şey var. Bilemezsiniz dememin sebebi yani bu programdaki cevap bu aslında anladın mı? Peki sana göre hangisi senin dinlediğin Onu kurcalama ama bana göre bu olarak şey yapalım. Tamam. Ama bunu evet dinledim bayağı dinledim. Deniz Tekin'in bu şarkısını çok dinledim yani. Loop'ta dinlediğim için de birazcık da etken olmuştur. Abi telefonunu Benim... şarj et doğru. Bir sorum daha olacak. Evet. Ee, i̇zleyicilerin de senin müzikle olan ilişkin hakkında hem kendinden bir hikaye de içinde barındırarak bilmedikleri bir şey var mı? varsa da ne ilaki vardır da yani bugüne kadar bu, bugüne kadar açıklamadığın veyahut da söylemediğin müzikle alakalı olan bir ilişkin e, e, hayatındaki belli bir noktasındaki e, e, bir şarkının sendeki yeri olabilir Güzel. veyahut da daha önce hiç söylemediğin bir olay, bir sahnede yaşadığın bir olay olabilir. İleride yapmak istediğin bir hayalin bile olabilir aslında. Soru o kadar açık kapılı ki hani şarkıyı bu zamana kadar ki bir şarkıyla olan soruyu bir daha toparlasana sen ya. Çünkü çok cevap ve ben 10 Hadi. tane cevap veririm yani bu soruya çünkü şu an. Hemen şöyle toparlıyorum. Kendinden de içinde bir hikaye barındırarak <laughs> e, bir daha önce anlatmadığım bir şey var mı? müziği Müziği de içinde bulundursun. <laughs> Daha önce anlatmadığın bir şey. Bir müzik anısı diyor kısaca. Hmm. Termaların açık kalmış. Bugün ilk defa açıklayacağım. Ya böyle hafif piçlik bir anım olsun istiyorsunuz. Kafana göre. O da sana kalmış yani. Tamam. Üniversitede e, moda kulübü ne? vardı. <laughs> moda kulübünün başkanı ya zaten Moda ve ne kulübü oluyordu ya o? Yağmur neydi o kulübün adı? Moda ve? Tasarım. Tasarım. Moda Tasarım Kulübü ama onların ismi biraz farklıydı. Moda Tasarım Kulübü vardı. Ee, zaten hani full kadın öğrencilerden oluşan bir kulüp olduğu için. beni Onlar etkinlik yapıyorlardı. Beni çağırdılar hani şarkı söyler misin şeklinde. Ben de Moda ve milf diye çaktırmadan time atlasana sana oraya. Ben de <laughs> ee, şey yaptım. Okey dedim sonrasında kendi şarkılarımı çaldım işte falan böyle birkaç şarkı çaldım bir son en sona bir tane kendi şarkımı çalacağım şimdi dedim. Kendi şarkımı çaldım arkaya geçtim. Ee, sonrasında da orada defile falan da yapmışlardı falan böyle. Sonra kızlar şarkımın sözlerini not almak istediler falan filan. Ondan sonra kızlara ben çaldım arka planda bir daha çaldım şarkıyı falan böyle. Sonrasını anlatamıyorum. Sponsorlu yayın olduğu için bu soruyu başka şekilde değerlendirsek olur mu ya? Tamam. Finali daha sonra o zaman Samet anlatır herhalde. sonra anlatayım. Samet anlatır <gülüyor> aynen Samet <laughs> 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 Yo o zamanlar Tabii. keyifliydi ya şöyle keyifliydi yani okulda bir etkinlik ha. oluyorlardı oluyordu beni de çağırıyorlardı nasıl olsa şarkı söylersin bilmem ne yaparsın. ha yani bütün etkinliklere katılıyordum veya işte bir ödeme yapmıyordum bir şey yapmıyordum sadece hani bana kontenjan açıyorlardı keyifliydi. Ee, bir de 17 yaşımda daha reşit değildim. Hayda. Reşit değildim 17 yaşımda. Ekşi Limon diye bir mekan vardı. Taksim'de durak karşısındaki ara sokakta solda hemen. Orada Monster Man gecesi yapılmıştı. 18 yaşından e, büyük olmak gerekiyordu orada çalmak için. Bizim arkadaşlarım bir grubu vardı. Yani arkadaşlarım derken abi abilerimizin bir grubu vardı. Onların o konsere çok hazırlandılar. Ben daha gitarla böyle yeni haşır neşirim ama çok böyle deli gibi. Şu an kapalı zaten mekan. O zaman o çoktan kapandı yani mekan. o ee, onların işte Monster Man gecesi çıkıyor. Bir ton gruplar çıkıyor falan filan. Ben de çok böyle hevesliyim. Daha hiç sahneye çıkmamışım. Çok istiyorum sahneye çıkmak falan böyle. Ben de onların bütün repertuarına çalışmıştım. Sola gitaristlerinin bütün çalacak kısmına çalışmıştım. Ee, onlar da sola gitaristle konser öncesinde kavga ettiler. Sonra ben gitarist arıyorlardı son dakikaya. Onlar da çok çalmak istiyordu. Ben de çok çalmak istiyordum. Ben de dedim ki ben dedim sizin bütün e, şeylerinize çalıştım. Nasıl yani falan filan. Son gün ben de stüdyoya girdiler. E, bakmış baktılar ki çalıyorum falan böyle. Oraya 17 yaşımda yani çıkmıştım. Onu ayarlamıştı arkadaş. 18 değilken oraya çıkmıştım yani. O zaman ben çete bir tane daha sorayım. Sor. 2021'de Çağrı Ergün'ün favori sanatçısı kimdi? Spotify'da. Bu yani. Seçenekler, Seçenekler: Deniz Tekin, Ezel, Fettah Can <laughs> ve Raptor <gülüyor> Social. <laughs> Fettah! Cevap belli ya. Fettah! Şöyle basıyorum. Cevap belli aynı öyle. Diğer şıkkı bekliyordum. Hadi bakalım. Bu da çok açık bir cevap. Hemen vereyim. Şimdi mantık düz mantık yürürsek Sunshine olmadığı için o Şimdi da Deniz Çekin, Ezel, Traptor, Social, Fetha, Yani. ama mesela şimdi en favori sanatçısını neye göre tam biliyorlar veya neye göre seçildi bu en favori sanatçı senin çünkü dini... bu senin 2021 tamam, mürebetlerine göre deniztekin dinlemişim ya az önce en çok ama ondan bir şarkı tamam. dinledin ya abi aynen, sanatçıdan algoritmayı şarkıyı... sorgulama mı diyorsun Mami aynen öyle abi aynen öyle işte beklediğim cevap buydu abi sen algoritmayı sorgulama işine bak Şu an ezel önde yüzde kırk Fettahcan da hemen arkasında Olduğunda bile koşarak geldiğini Git Bu sevdadan Ulti vazgeçilmez Fettahcan'a bastım Barışan onu söyleyemem ya Multiplayer'ınız hepinizin vardır Ama ben Düşünmem lazım onu Hatta bakayım lan bir yandan %37, %40 oldu. Hani dinleyip böyle sonrasında geçmişi sildiğim falan değil mi? Ben cevabıma güveniyorum ya. Ne? Ben benimkini söyleyeyim mi istiyorsun? Söyle. Ben de kendimkini biliyorum. I'm a Barbie girl in a Barbie <gülüyor> world. İyiymiş. <laughs> Çok iyi gidiyor. Coco Jumbo var bir de. Ya öyle bir şey... Yani dinlerken Spotify'ımı ekrana vermediğim şarkılardan bir tanesi. O da pek guilty pleasure sayılmaz ama bunu diyeyim yani şimdilik cevap olarak. Bırak kadının olayım. Oğlum hayvanlık yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Müzik yani bu şarkı yani. <laughs> <laughs> evet, Ezel %40. <laughs> Çok yakın gitmişti oranlarda. Evet. Bitirdim. %40 Ezel, %38 Fettatcan, %15 Denizsekin, %6 Traptor. Şimdi cevabı veriyorum ekranı alırsak. Ver bakalım. Hadi, Hadi oğlum. %40'a %38'di. Makalemeymiş. Ezel. Ezel. Ezel mi? Ah, Fettat daha be. Ya, wow. %10. %4 adasına girmişsin abi en çok dinlenildi. Yüzde dörtlük kesime girmişsin abi Türkiye'de. Ama bu burada şöyle bir şey var. Ezeli sevmediğimden değil, seviyorum ama biz şimdi bu sene falan böyle çok böyle bir yerlere gittik ya. Hep benim telefonumdan takılıydı benim arabamda. Arabada çok çaldı. Biraz o etkilemiş olabilir yani bunu da söyleyeyim. Çünkü atıyorum işte Ferit'le Kemal'le işte bir yer tatile gittik bilmem ne yaptık atıyorum Şükrü'yle ofise gittik diyelim ki hep çalar ve oto şekilde Ezel çalar. Onu da söyleyeyim. Sınavda ki sınav bu Yani muhtemelen kazanır. bir önceki buna en yakın kimdi? Şeyde mi? Gerçek listede mi? Oylamada mı? Oylamada oğlum. Fettah Can. Fettah Can. Gerçek listede kimdi? onu birazdan bakacağız. Soru var bir tane de, o yüzden. Tamam. Of. O zaman söyleyeyim. O Fettah Can'dır ama yani buranın aslı. Evet, devam edelim. Ben böyle Fettaccio'nu ara ara sarıyorum ya. Seviyorum yani. Ara. Evet. Bir sanatçı geldi diyor ki. Şu istatistik. Abi diyor bana bu Heh. parçanı ver. Ben bunu çalmak istiyorum, söylemek istiyorum. Kim? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir soru ya bu? Hangi sanatçı olsa? Sen Kelimeleri verdi, sen ya. tamamladı ya. abi. Tabii Sonra Abi Tamam, kime parçalı vermek isterdin? Hangi sanatçıya? Hangi mı istiyor? Hangi şarkı? aynı şarkı. Veya diyor mu ki bir tane bana bir tane şarkı ver. Parçalandım istiyor bir de ha. Evet. Para veriyor mu? Veriyor şarkı. Ha? Bazı şeyler parayla Kim çok para veriyorsa o. Bir dakika parçalandım kime gider? Parçalandım. Parçalandım. Bak parçalandım şarkısı. Ya ben isterdim ki daha böyle Teoman'a falan da gider ama <laughs> e, buraya gider gibi geliyor bana parçalanmış şarkısı. Ama benim gönlümden geçen tabii ki Teoman, Duman. Anladın mı? Bu adamlar gelip benden bir şarkı isteseler, yani hangisi olursa olsun köpek gibi veririm yani. Ben de At sorayım doğru. mı bir soru? Evet sor. Şimdi bir mekanda şarkı çalacağım <laughs> tamam mı abi? Bir gitar teli olsan. Evet. <laughs> Şimdi bir mekanda şarkı çalacağım. Önde bir tane masa var. VIP masası. İki tane sandalye var. Tamam. İki tane ünlü bir sanatçı gelip seni dinleyecek oraya. Kim? <laughs> Yani seni, seni <laughs> soru biçimleri ama hep böyle mi yani kim diye beni zan altında bırakma mı? kim 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 kim? <laughs> kim? iki tane sanatçı gelecek aynen. beni dinleyecek Sabah kadar seni dinleyecekler sabaha kadar bir de aynen sabaha kadar peki ben onları sahneye çekebilecek miyim kafaları iyi değilse çıkarlar <laughs> Sen niye senaryoyu böyle bireyselleştirip şey yapıyorsun? Anlamadım <laughs> Vallahi Valla... Ee, evet, Harun Tekin'i isterdim. Bir, Harun Tekin neredim? İki de, onunla iyi makara yapabilecek kim olur onu düşünüyorum şu anda onun yanına. Harun Tekin'le kim? makara yapar. Hmm. Timoçin Güneş. <laughs> ben özledim. Makara değil ya. Hoş sohbet olsun. Bir de sahneye kimi... Kaan Tan göz ediyorum ya. Sahneye de gelir çünkü şey yapar herhalde. Yani. Kırmaz yani bence. Benim evet. galiba güzel bir sorum var. Benim tamam. de güzel bir sorum var. Tamam. Soralım. Önce Mert sor sana. Ee... Ama. Sizden önce ben çete bir tane sorayım. O oynanırken siz sorun. Tamam. Mantıklı. 2021'de Çağrı Ergün'ün en sevdiği müzik türü hangisiydi? Spotify bıraplarına göre. Oy güzel. Mert sen sor sonra ben sorayım. 2021'de en sevdiğim tür. Arkadaşlar A B C D diye söyle de ona göre insanlar şey yapsınlar. Mami yazsın. Evet yazdım. A Türkçe trap, B hard rock, C Türkçe rap, D de Türkçe pop. Türkçe pop. Ben D'ye bastım. Türkçe trap. Benim sorum şu şekilde olacak. Evet. Ee, müzikle uğraşıyorsun. Şarkılar çok iyi tuttu hatta daha fazlasını da ortaya koydun ve artık gerçek anlamda e, bütün halk tarafından tanınan bir müzisyensin. Tamam. Turnelere çıkman gerekiyor. E, Hı -hı. Yayınla nasıl birlikte devam eder? Yayınla <gülüyor> birlikte <gülüyor> devam etmez. Aa, aynı soruyu düşünmüştüm. Turnelere çıkmak mı isteyeceksin müzik kariyerin adına yoksa? Ee, yayınlara birazcık ara mı verilecek nasıl olacak Şimdi yayınlarda yeteri kadar güldük eğlendik Bu zamana kadar bizimle gülüp eğlenen arkadaşlara Teşekkür ederiz makaramız bitti Artık diğer boyuta geçme zamanı derim Ve ee, Oturup ağlamalı devam ederiz Anladın mı Yani ah be. yaptığım şarkılar Anlattığım hikayeler o şekilde devam eder Ama konserlerimde veya işte Şeylerimde yine yayından böyle Küçük enstantaneler gibi olur ama yayın devam etmez yani. Nasıl road, ki? Road trip tadında belki arabada giderken öyle bir düzenek Ha, O şekilde mobil yayın olarak düşünmedim hiç. Bak hep şey e, olarak düşündüm. Karar. Hani ama bak abi şöyle e Burada bütün gün hani yayın telaşı şimdi burada yayın açıyorsun. Bir yayın açıyorum ben benim de bilen biri 9 saat. Tabi minimum. 8 saat 9 <laughs> saat. evet. Bak Güzel sana bir senaryo var. vereyim. Chatten kopamamışsın sahnene çıkmak üzeresin. Arkada kulistesin. Chatle helalleşip öyle çıkıyorsun sahneye. Burayı bırakamadığım bırakamadığın için. Ay. E, ama buradan olacak makara isteyecekler bu tarafta. <laughs> Biz backstage'den izleyeceğiz. Seni yaşatan şeyi unutma kardeşim mi? Beni yaşatan şeyi... Anlayamadım oğlum beni yaşatan şey. O zaman da müzik yaşatmış olacak. Müzik yapmak istesen müzik yaşatacak. Ya zaten şöyle o yüzden müzik yapmak yapmıyorum yani öyle söyleyeyim sana. Çünkü müzik yaparsan bir yerlerde konser vermek isteyeceksin. Bir yerlere dağılmak isteyeceksin. Gitmek gezmek isteyeceksin. Yayının aksamayacağını düşünenler var mı oğlum? Şurada bir etkinliğe gidiyoruz bilmem ne oluyor. Onda bile iki gün yayın açılmıyor yani. Bir gün yayın açılmıyor. Tamam belki ben de birazcık rahattan alıyorum ama. Hani böyle bir şey olsa sence yayın ne kadar yapacağım desem de aksamaz mı? Aksar yani. Ne hiç yalan söylemenin bir anlamı yok. Ama yayınlarda yaparım. Mesela nasıl yaparım o zaman yayınları biliyor musun? O zaman birazcık daha hastasına bir yayın tarzına girilir. Atıyorum bir ay ben konserdeyim, bir ay turnedeyim döndüm geldim. Ee, sonrasındaki İstanbul'da konserlerim var, bilmem neyim var. Ee, gelirim haftada bir yaparım mesela atıyorum. İki haftada bir yaparım. Bir haftada bir yaparım. Belki sonra üç hafta yapamam. Yine burada oyun oyunu Yani bilgisayarda oyun oynamaya ayıracağım zaman kalırsa yine yayın açarım diyeyim o zaman. Öyle söyleyeyim sana. Veyahut da Böyle road trip falan dedin ya. Bak şimdi beni gaza getirdin. O road trip falan filan muhabbetlerinde de mobil yayın setup'ı yaparım bir tane. Konser öncesine. Ya da video çekerim abi. Çok iyi olur. Hani oradan buradan beni tanıyan insanları da o hayatı gösteririm yani. Hani şu an buradayız. Onlarla dertleşirim, paylaşırım, devam ederim. Ama tabii ki her akşam 6 saat, 5 saat burada yayın yap. Ondan sonra hafta sonu konser hazırlan. Öyle bir şey yok ki. Kanka ben şeyi merak ediyorum. Özel bir soru gibi algılanabilir belki. Evet. Aile bireylerinden annem veya baban en sevdiğin şarkı hangisi? Onların en sevdiği şarkın hangisi? Bunu merak ediyordum hep. Benim şarkılarımdan evet, annen, mı? Aynen senin şarkılarından annem veya babanın ya da yakın çevrenden birisinin. Ya vallahi babama ben hani Metallica çalıyorum. Bu senin mi diyor. Anladın mı? O şu an o ayrımla çok şey. <laughs> Iron Maiden çalıyorum. Aa ne güzel yapmışsın diyor. Eyvallah baba diyorum. Hiç sorgulattırmıyorum. Ona da sorgulatmıyorum. Ben de çok sorgulamıyorum. Üzerinde çok durmuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Blues falan yapıyorum yani. Hani Eric Clapton çalıyorum falan. Böyle diyor ki aa diyor. Ne güzel diyor tınısı falan böyle. Çok böyle şey değil o da çok da umurunda değilmiş gibi ama hani babalık görevi olarak da hani ilgileniyormuş gibi de göstermek Aferin istiyorum. istiyor. Aferin oğlum hesabı. <laughs> Peki anneni ya da babana anlatabilen bir şarkı var mı? Annem ya da babama anlatabilen mi? Kim? Evet ya kim ne ya? <laughs> Dur öyle bir soru Bak, var. Bak şöyle söyleyeyim sana. Annemin en çok sevdiği şarkı... Hmm. Senden başkası yalan diye bir şarkı yapmıştım ben. O şarkı. Burada bir kere çalmış olabilirim o şarkıyı veya iki kere falan çalmış olabilirim. Senden başkası yalan olmadı inan. Öyle bir şarkı. Annem bu şarkıyı çok seviyor. Annemi ya da babamı ya ailemi anlatan şarkılardan bir tanesi. Biri de ağlıyorum anne şarkısını ee, anneme yapmıştım. Gerçekten Hayır. çok psikolojimin çok kötü olduğu bir dönemde yapmıştım. Hani ee, <laughs> annemin e, işte beyninde ur çıktı tümör çıktı falan hı hı. böyle ya beynimden vurulmuşa döndüm tamam mı böyle lan yani şimdi dedim ne olacak yani anladım mı hayatın bu evresinde bir sonraki evresi ne nasıl bir, bir şey olacak çünkü ben çok bağımlıyım yani aslında doğru düzgün hani böyle çok şey yapmasam da orada benim için hayat bir durdu ve gerçekten dışarıdan bakıldığı zaman hani çok eğlenceli komedi gülüyoruz eğleniyoruz falan filan ama Düşünüyorum ve içim içimi yiyor, uyuyamıyorum. Yani geceleri uyuyamıyorum tamam mı? Sonra dedim ki yani bunu ben dedim bir şekilde dışarı atmam lazım. Bunu bir şeyler yapmam lazım. Çok sağ olun arkadaşlar. Geçti gerçekten. Ee, e, eyvallah. Gerçekten hani böyle dedim ki nasıl dedim ben bunu dışarı atarım. Nasıl yapabilirim falan böyle işte şey yapmak istiyorum. Kimse yani aldırış etmedim ben rahatım falan filan takılmak da istiyorum bir yandan. O o gecelerden bir tanesinde veya işte o süreçte yaptığım bir şarkıydı. Sonra da ee, sonra da şarkıyı dinlettim iyileştiğinde, annem iyileştiğinde dinlettim. Allah'tan çok büyük bir problem çıkmadı sonrasında. Ama ilk böyle duyduğunda falan insan böyle bir o biraz böyle yeşilçam efekti, biraz böyle şey efektleri var. Düşüyorsun. Anladın mı? Türk televizyonu efektleri de biraz var. Ee, o şarkıyı orada yaptım. Tamamen duygularla yapılan bir şarkıydı. Hatta o şarkının ikinci, ikinci üçüncü, kısımları da var. Onları hiç yayınlarda da söylemedim. Sadece ilk kısımları. 30 bile olmadan sadece ilk kısım. Parçalandım. Hep ilk kısımlar dikkat ettiyseniz. Şarkılarımın ikinci kısımlarını hiç söylemedim. Hep salladım. Geçmiş olsun kanka. Ellerinden öperiz. Eyvallah. Çok sağ ol. O kadar ama tabi üzerinden çok geçti. Zor dönemlerde. Hepimizin hayatında zorluklar oluyor abi. Hepimizin hayatında zorluklar oluyor. Bir şekilde üstesinden geliniyor veya bir şekilde çıkar yola giriyor Atılıyor. yani hayat bir yerden sonra. Ee, ama ilk karşılaştığında biraz zorluyor ya tabii insanı psikolojik olarak. Biraz daha küçük küçüktüm yaş olarak da tabii ki. Evet var mı başka soru? Aa, şeyi cevaplayacaktık Nuri. Aa, Cevapları alalım. Anketin evet, 150 var. ile Türkçe pop şey oldu. Şimdi veriyorum. Ya doğru bilmişim. Güzel, yanılmadık. Türkçe pop. Türkçe Pop Yanılmadım. çıkar çünkü yayınlarda çok fazla Türkçe pop çalıyoruz ve bütün sene yayın yapıyorum aslında baktığınız zaman. Ee, daha çok izlemeli yani kendim bireysel bu şarkı dinleyeceğim zaman klibiyle dinlediğim için de buraya çok yansımamış olabiliyor işte yani o yüzden e, burada Türkçe pop normal yayınları falan bırakmıyorum kardeşim soru sordular ona istinaden bir şeyler söyledim <laughs> o zaman en çok dinlediğin şarkıları da vereyim mi abi bak bakalım ver abi çağrı her bize kattığı parçalar listesini gördün mü yok nerede o liste ne veriyorsun ekranı anlamadım mı? Bir daha ver bakayım. En çok dinlediğin şarkıları vereceğim şimdi. Ver. Birinciyi gördük. ikinci diğerlerini görmedik. İlk beş. Ver. Mesela ben gibi bakmaz. Mesela ben gibi Onlar mesela beklenmedik. Daha e bir mine yok ya. Tetta abime ihanet var şimdi zaten bunların hepsi yayında çalınmış burada bir yıldızları yayında çok çalmadım ama çok onu loopta dinledim ama ben gibi bakması çok loopta da dinlemedim ee... <laughs> güzel şarkı ya yine arabalı falan dinlediğim şarkılardan Evet. Her sorayım mı bir şey? Sor. Ölmüş ya da yaşayan herhangi bir sanatçıyla yemek yeme fırsatın olsaydı bu kim olurdu? Ya Bunu zaten biliyorsunuz. Kim? Ciguli. Hayır Müslüm Baba'yla. Müslüm Baba. Bir içmek Aynen isterdim. Müslüm, Müslüm ne ya. Müslüm ne ya. <laughs> <abi ben. gülüyor> Mamicim o zaman bir tane daha oylama yapalım Mamiko. Böyle koymazı Müslüm Gürses'ten vokal koşulu alarak söylemek isterdim yani. Her geçti geçtim. Poli. Evet. E, oylamada da bu Çağrı abinin ilk beşinden şarkıları yazalım. Chat aralarından ne sevdiğini seçsin kendisi. Dört tane koyuyorum. İlk dördü koyuyorum o zaman. Aynen. Chat'in en tamam, Ama görmek. ben göremedim o, o, şarkıları şu anda. Şimdi vereceğim abi Tamam. Salih Beşik'te görmüş. Abi yaş 20 oldu. Gitar ya da başlamak istiyorum. Bataryaya daha yakınım. Hayatımda hiç müzik aleti çalmadım. Sence geç mi kaldım? Önerilerim var mı? İtalya'da bataryaya başlamak istiyorum, bataryaya daha yakınım. Hmm. Yani önerim başlamak istediğin şeye başlaman bir an önce. Sonuçta bu işi başlamadan, çalmaya çalışmadan çalamıyorsun abi. Ve de şu anda internetin varlığı birçok şeyde kolaylık sağlıyor bana sorarsan. Baya şey yani. Kolay öğreneceğinden emin ol yani neye başlarsan başla. Geçmişe göre daha kolay öğreneceksin. Yani öğrenmek Merzim istersen. Abi. Ne abi bunlar? Yıldızlar, Sunshine, Ben Gülmak. Senin ilk öyle. dördündeki şarkılardan chat en çok hangisini sevdi? Hangisini dinler yani en favorisi? ben de benim oyumu. Ama bu zaten Sunshine çıkmazsa zaten yani burada Sunshine'la ölürüm elinde. Bunlar introlar zaten. Direkt D'ye bastım. Aynen. Şu Traptor Social'la da konuşsanıza ya Nuri. Bunları bir gün yayına davet edelim. Akustik çalsınlar. Hani ettik zamanında ama bir daha edelim belki yedim. Bir daha edelim gelsinler. Ne yapıyorsunuz lan? Eyvah. <laughs> Samet? Nerede ya Samet abi? Hasan <laughs> böyle şaka yapılır mı Hasan? <laughs> vallahi ben bir gerildim vallahi. çıktı Hasan gibi. böyle şaka yapılır mı? Oğlum Hasan sen mi yaptın <laughs> gerizekalı Hasan? Aaa. Bayağı gerildim <laughs> ben de geldi diyeceğim. zannettim. Heyecan var gerildim <laughs> <yerlere gülüyor> diken diken. Ya. Be. Be. Yemin ediyorum. <laughs> 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 ya sen bununla mı uğraştın Hasan 2 saat? Ses sound <laughs> petla falan mı uğraştın? Bu sound pedi adadım ya. Hayret bir şey. Korktum. Zannettim ki sen onu attın zannettim. Şimdi attıysa kesin geri dönüp sövecek zannettim. O da gerdi beni. Bey hazırsanız size bir sorum var. Evet. Ekipteki kişilerin her birine onlar ile bağdaşan bir parça armağan edecek olsanız bunlar <laughs> hangi şarkılar olurdu? Aa güzel. Çok iyi. Ha. <laughs> Çok Bakalım zor mı? bir soru ama ya. Çok zor bir soru. ne heyecan lodik yükleniyor. <laughs> Kategori de verebilir bence. Neslin olduramadım. Ne? <laughs> <laughs> Yağmur maalesef. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, başka bakıyorum. A beautiful that Mert'e ah canım vah canım verirdim. <laughs> evet eski. Eyvallah. <laughs> bakıyorum. Kavuna torba var mı beyler? <laughs> Onu verirdim. Eee Başka kim şarkı istiyor? Merhaba abi kafana göre geliyorsa aklına. Hmm. asan Karama. Nuri. Karaman. Karaman'a Karaman'a bir araya gelemeyiz. Veriyorum. Orhan Gencebay'dan. Gelmesek de olur yani. <laughs> Hasan'a değmez yalından. <laughs> Tüh, yalından geldi. Ya da sus konuşma doldur Teoman'dan Hasan'a. Güzel. Anladın mı? Nuriye <laughs> köpekler duman. ne alaka ya? Hani birini eleştiriyoruz ya Allah belanızı versin köpekler. Diye. Onu beraber dinleriz diye anlamında dedim. Veya Nuri'ye şey vereyim dur. Eee. Dumandan senin gibi Nuri. Aaa çok iyi Bu şarkı. Bu cluster yani. Mesela bunlar çıkmamış oralarda. Geçti. Nasıl? Çok iyi şarkı. şarkı. <laughs> Mami'ye ne vereyim? İsmail YK'dan. Allah belanı versin var. Allah belanı versin vermeyeceğim. <laughs> Mamiye ne veririm? Şekerim var. Tıkla var. Çılgın var. <laughs> Bamba bomba bomba nokta kom var. Var da var ya yani, nüshat yapmış. Vaka vaka. Mamiye de Yaladı olmaz. Boş bardak veririm Mami'ye de. Settattan. Ah Oy. be. Boş Al bardak bir, baş, bir gün ben dolar. Ben şarkımı aldım arkadaşlar. İbo'ya e gitmediği için İbo e üzüldü. İbo'ya e da Oğuzhan Koç'tan yüzük. <laughs> evet sonuçlar gelsin. Sonuçlar abi. Açık ara aldı ya sen şey. Ortağıma da hangi parçayı veririm biliyor musun? Geçen gün ben hani şarkı dinlemişim. Discord'da gördünüz ya. <laughs> i̇stiyorum diye. Onu da ortağıma veririm. <laughs> evet ne geldi Biz... sonuçlar? Ee, Sunshine aldı. Şimdi en çok neli sanatçılar verdi. Özel Deniz Bak... Ekin Fettahçan, Traptor Station. Fettahçan 3'müş. İşte bu be. Mesela Murda'yı çok dinlemedim ama işte araba efekti dediğim gibi. Evet. Diğerine geçelim. geçelim. bakalım. Hızlanalım biraz. Diğerine geçelim. Genelde ne yazıyor? Hepsinin ortalaması. Da kaç dakika dinlediğin? Hmm. Hepsi, hepsini içeriyor. Mörda diye mi okunuyor la? Murda diye mi okunuyor? Bilmiyorum ki Mörda değil mi? Çağrı. okunuyor? Mörda Mörda. Biz de sana birer şarkı armağan edelim mi? Evet. Bir başkadır benim memleketim. Benim gibi <laughs> <Benimki> olurdu. <laughs> o Ona demek ya? Benim gibi olurdu abi. Ben de Kan Demir sorumsuz yal kovan. Parmağın. Ben de <laughs> pompalamasyon. Ben de dünyadan Allah Allah pompalamasyon mu? <laughs> bu benim misyon olarak alıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> wow 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 wow. Evet. Ben de vereyim mi? Ver. Benimki de belli zaten. Zeki Müren'de ne bu şarkıların gözü kör olsun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Benden de bitireyim on çalışır abime. Oy. Aa ben de sağ solu kes şarkısını verdim sana. Sağ solu kes mi? <laughs> ben de. <laughs> Çağda abi de. E e. E, e. e, e diye. Sertan abi 5 dakika bu akşam Spotify Rapid'a e özel bir istatistik ile karşınızdayım. Eğer yazdığınız mesajların içinde maneta düşürmelik grup veya bir şarkı ismi Spotify'da olan bulunursa size PM'den yürüyün arkadaşlar haberiniz olsun. Oran %92 bin. Allah Allah. Evet, başka istatistikimiz kaldı mı arkadaşlar? Yok abi, başkalarının replerine bakacaksak da Discord'dan attım sana. Bir ara verelim Biraz. mi? 2 dakika bir ara verelim o zaman. Timeout. out. Time out. Zil. Oğlum birazcık şey yapın. Şimdi oyun oyun? Oyun oyun şey yapalım yani olmazsa anlatabiliyor muyum? Ne geçelim bundan sonra oyun? Şimdi oyuna geçelim olmadı. Tamam. <laughs> tamam Adamlar... ya Ses gidiyor mu lan yayına? Evet <laughs> evet gidiyor. 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 Sessiz konuş hafif. Kulağımla Çok bağırma Şimdi gitmez. Şimdi zaten şey yapacağım. Blok ders işleyeceğim. Bunu bitirelim. Blok ders işleyeceğim. Matematik mi? Yağmur. <laughs> ben bu arada yayındayız diye o şarkıyı seçtim de yoksa normalde öp beni, yut beni, yala beni, şap beni söylerdim. <laughs> <laughs> de patron. Ama Alkı. Ya bu salak ne yapıyor ya? <laughs> ya, ben ben ya. <laughs> bu ne anlatıyor ya? Abi bitirmiş bu. gelmiş. Evet, İspanyol salak, İspanyolca. Salak yani. bu, İspanyolca mı konuşuluyor bu burada Biz şu an? Biz Karaman'la İspanyolca öğreniyoruz bu arada. Karaman başka zaman oğlum tamam. bu hafta ya. Ha, Okey tamam pardon. Bir Önümüzdeki bir hafta. Hafta ya. ya. Evet tamam. Abi tamam. arada Hasan, iki dakika doldu da mu? El, 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 elimizde bir böyle bir deniz sesi var mı? Tam böyle kumsalda oturuyormuş gibi oldu da şu anda. Şu lastik kenara kaysan. Senin, senin bu sesindeki peki o harbiden uçan kelebekler peki? <gülüyor> <gülüyor> kelebekler uçuyor Mert konuşurken yemin ediyorum kelebek duysa ömür <laughs> <yanıza. gülüyor> <Gel oğlum. gülüyor> Ne oluyor ya? Ne, ne oluyor az önce bir tane daha. Arkadaşlar. Çağrı lan senin ha. içinde Split kelebekler var. uçuran şarkı ne? Ya bunu <laughs> ben sana <laughs> müsaitsen abla sonu <laughs> dinleteyim sana. <laughs> Aa <Ay> yıldız kaydı. <laughs> Allah Allah. Aa, dilek tutalım hadi. Ne ya gayet güzel bir soru, soru. Aa balık tuttum. Çok Detay bir soruydu çünkü o yüzden diyorum. Nuri odunumuz kaldı mı ya biraz hadi. soğuk oluyor. Sadece gülüşümü yakala. <laughs> Öfkem bu adaya ya, ağır bu gelir. ne diyor oğlum be. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor. <laughs> odunumuz kaldı mı ne oğlum. Sen ne hayal ediyorsun Mert anlatsana içindeki. Kumsalda olsak ateş yaksak <laughs> çağrı şarkı söylese falan. Allah belanı versin şu an var ya Mert o tribe girdi zaten. Evet evet o tam olarak o ben zaten. Ben de girdim şu an marshmallow kızarsak. Yani <laughs> mümkün <laughs> olsa sana da... şarkı da söyletirdim şu anda işte. <laughs> Ölden gelmiyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Beraber kampa gidelim mi lan o zaman? Bir de mobil yayın. Gidelim gidelim. gidelim. Ya oyun... Sen dur kız bir dakika. Nesin araştırmaya başlasın abi. <laughs> Nesin araştırmaya başlasın. Allah Allah. Oyun oyun koştum koştum ya. Ya. Ben araştırmaları tamamlarım Çağrı. Tamamdır o hiç hiç iş gün bende. Nesin gelmiş de Kolombiya'ya gidelim diyor. Araştırmış. 6 ay onu araştırmış. Bugün de Nuri'ye Uludağ'a gidelim dedim. Yine olmadı Çağrı. Bu arada... Ama e sizde... Hani bizi kış, kış tatiline mu? götürüyordun Çağrı? Çağrı bizi tatile mi götürüyorsun? Kış tatiliyle de ama Öyle yani bir yere gidelim ki kampa. Gökyüzüne baktığımızda hiç bulut olmasın. Sadece yıldızlar gözüksün. <gülüyor> <gülüyor> ama gideceğiz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yetenem. Sen bir tık romantiksin de. ha. Deniz Tekin'den de yıldızları dinleriz. Oy... <laughs> Tamam. Olimpos diyorum. Biz de arkada Brawl Stars atarız Mami. Ayla Ayla Allah be. Allah. Hayret bir şey ya. Ayla. Şimdi küfür edebilsem neler derdim biliyor musun? Ne <laughs> ya? <laughs> ya. <laughs> canlandı. Evet başka Gezlik sorumuz kaldı biz... mı? Yayındayız şu an. Başka sorumuz kaldı mı? <laughs> Saatlerimi sıfır sıfır gösterirken <laughs> ne yazık ki sizi düşünen kimse <laughs> Yok. Aa ben bir tane daha soru akma geldi. Sor. Son soruyu alalım, He. sonra geçelim oraya. Çağrı, diyelim ki üzgün slow müzikler falan var ya, Yıldızlar falan işte Deniz Tekin. Onları din, dinlemek istediğinde mutluyken mi üzgün şarkı dinlemeyi seviyorsun yoksa böyle derbeder halindeyken mi? Mesela ben üzgünken mutsuz şarkı dinleyemem, hep mutluyken mutsuz şarkı dinlerim. kim <laughs> kimde? <laughs> Derbeder de bir tık ağır oldu ama galiba. Şimdi ya şöyle. Yani böyle içim parçalanır falan ya. İşte bende öyle olmuyor. Ben de şöyle oluyor. Eğer e, üzgün bir şarkı dinliyorsam üzülüyorum. Tamam. O yüzden dinlediğim şarkının duygusuna göre değişiyor bende olay. Böyle yani Çünkü... mutsuz gel seni hype'layacak bir şey dinlemiyor musun? Hayır ben düşünüp üzülebileceğim de bir, tok, bir, ton, bir ton şey var. Ee, düşünüp sevinebileceğim de bir ton şey var. Hangi şarkıyı dinliyorsam onun moduna giriyorum yani. Mesela ansızın bir yerde duygusal bir şarkı yakalamışsındır. O senin down eder. Ama ben seviyorum. Melankoliyi çok seviyorum ben. Ben o yüzden mesela daha mesela Nuri az çok burada ben ne kalıyor bak, bak bir hikaye oldu az çok anlamıştır yani dinlediğim şarkıların benim triplerimi yayın sonrasında olsun veya otururken bomboş duvara bakarım falan böyle. Hani o melankoliyi de sevmiyor değilim yani seviyorum. Reis Sedat Peker 5'te görmüş. Abi ismi, ismimden dolayı okumuyorsan ismimi okumadan oku anlarım ben sonuçta ama niye okumuyorsun anlamıyorum. <laughs> Oğlum <laughs> ilk defa geldi Donatins. Ha sen bakmasan da yine de sağ olsun abi. Ben yine de seni seviyorum. İyi demiş. Çok teşekkür ederim. Pardon. 5 TL 10 TL göndermiş. 5 TL göndermiş. Abi bilerek okumuyor musun? Gerçekten Salih'in başı hemen oku. Eyvallah. Salih 5 TL, abi yaş 21 oldu. Okudum onu. Evet teşekkür ediyorum. Tamam o zaman oyuna geçelim. Var mı bir şey Nuri? Ah, bizim gün bakmayacak mıyız? Ha, evet, onlara bakalım. Onu da şurada bakalım o zaman. Ben attım biraz. Nerede? Discord özelden. Discord özelden mi bakayım yoksa Spotify odasından mı bakayım? Oradan da seçebilirsin. Oradan. Çok fazla var. Bakabilirsin evet, abi. Bayağı senden. var oradan. The Killers dolu ters tut Red Teoman 21 Plus Mister Swivelider Benim mesela bu şarkı da vardı ama neyse Bayağı iyi lan. Yani, harbiden bayağı iyi. Mesela İsa Duman, Sezen Aksu Duman, Nicki Sansar Salvo Eminem. Bu çok uzak gözüküyor. Niye okuyamadım? Ahlen, Sehab'e, Uzi, Hayki, Motive. Ama en çok Aa, ıslak kum benim de ikinci sıramda. En çok Oha, beşinci da, sıramda benim de dua tersiniz. var. O kimmiş? Adamlar kalben yüzdeyken konuşuruz. Burası da bizim kafaya yakın. Ee, Red Army, kafama göre unutulacak dünler. Bu son olsun, gurbet. Take My Bread, Athena, Erkin Koray, Kazapizm, Cem Karaca, Türkçe Pop. Sağlam. Aha değişik bir beşli görüyorum. The Beatles, The Clash, The Killers, The Strokes, Buzzcocks, Going Old School, California Dream. Aslında alkol hala devamında. Punk. In the city. Sunspot, Punk çıkmış. Burası... Sağlam dinleyiciymiş. Aleyh. Özkan'a bakalım. Treptor, Bob Marley, Barış Banço, Alvaro Siye, Bülent Ortaçgil. <laughs> Bu nasıl bir beşli? Olarak? Bülent Ortaçgil beşlisini beklemiyordum. Efsane <laughs> beşli. Yedeklerden mi girdi Bülent abi? <laughs> 30 bile olmadan mı? Egemen. 30 bile olmadan dinlemiş. Eriyaşi. Test Ride. Imperium Test Ride. Ha o da iyi şarkı harbiden. Onu arada da çalıyor benim arabada. Patron. Türk iş pop. Siyah eskisi gibi ölebilirim. Etşerim. Madrigal. Simple plan. <laughs> Allah Aa, oha. Bu iyiymiş ha. Dance me. Tam me. hit şarkılar. Dance hit pop. pop. Simple plan. Yüzeyken konuşuruz. Adamlar, yaşlı amca. Siz bana alın kafamın kentsel dönüşümler. Sen varsın diye koca yaşlı Türkçe pop. Güzel. Tam Türkçe pop. En çok dinlediğin zaman Çağrı Ergen 30 olmadan. Ben Eyvallah. Ee, Duman, Teoman, Çağrı Ergen. Bak şurada mesela şu üçte de olmak. Ama benim hesabım değil bu Çağrı gün profili. Benim onaylı profilim değil. Ama olsun yüklemiş. Ben daha profesyonel kaydedince onu yükleyeceğim kendime. Güzel. Güzel. Çok böyle ekstrem bir şey var mı diye bakıyorum yani. Trip İstanbul'a Cezayet Bu Soft Rock Güzel Bayağı da dinlemiştim değil mi lan? 120 60 bin Teoman Şey inşa Die for you. Güzel severim. Allah'a me. Güzel popüler. Müslüm baba diyor. Keyifli. Pepper. classic, Lord. Henry, Hello, Times of No Waiting, Sense of, Home In the Folk. Buraya çok hakim değilim. Buraya çok hakim değilim. Bir şey söyleyeceğim aslında ya. Bu tarz böyle ee, şeyleri deneyelim ya. Burada Şş. bazı arkadaşlarım mesela çok saati olan arkadaşların çok dinlediği şarkıları mesela onlardan bir playlist yapsak mı ya bir gün? Discordumuzda en çok Dinlenen şarkıların bir playlisti gibi bir şey olur. Hani Discord'a giren herkes buradaki yapıya göre kimler ne dinliyorsa herkes bir şarkıyla falan katılsak çok güzel bir playlist çıkar mı acaba? Herkesin en çok dinlediği şarkılar birleştirip playlist mi yapacağız? Aynen. Herkesin işte bir şarkı koydu playliste diyelim ki. Evet. Bu Discord'un özel olur. güzel olabilir. Belki yeni şarkılar da evet. keşfeder bilmeyenler. Aynen. Alo, 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 alo. Evet? Alo, orada mısın? Sinemasu, rahatlıyoruz. Mor betüsi. Çağrı. Efendim. Ben şarkı şey soru sormak istiyorum sana. Evet, sor canım. Ah, yazdım, okumamış. Şebnem Ferah bakalım, başkasına Bak şimdi şöyle bir soru soracağım sana Vaaş fazla sana mısın? Çok heyecanlıyım senden soru geleceği için Şu şarkının bestecisi Ben olsaydım keşke dediğim bir beste var mı? Ya da şarkı işte Tüm dünyada Güzel soru çok güzel ben, soru ama bu labsite cevaplanacak da bir soru da değil yani. Abi, bir saniye. saat sonra sana dönelim bizsine. Muhtemelen oh, klasiklerden cevap vereceksindir de. Yani Bohemian Rhapsody olabilir mesela. Corelli'de hey, o hey, şekilde bir. Hey, o, o da olabilir. Yesterday. Soru kalite koktu harbiden. Ama Ama ben. Bon Jovi'den de... şey olabilir. It's My Life olabilirdi mesela. It's my mind. Evet. Harbi güzel şarkı. Hotel California. Onun da solosu çok ayrı ya. Onun hikayesi de çok güzel ya. Başka düşünüyorum. Eee... Scorpions olabilir. Still loving you... Olabilir. Sting'den, bir şey olmaz mı ya? Sting'den de olur. Sen bunları söyledikçe benim arkadan açıp dinleyesim geliyor. <laughs> Teoman'dan motosikletli kız olabilir. Yani öyle. Teşekkür ederim. Senin var mı sen söyle. Şey mi? Benim olsaydı dediğim mi? Evet. Bohemian Rhapsody ben de düşünmüştüm. Ekstradan Yesterday'i de düşündüm. Kesin şarkılarından olabilir belki. Öyle yani benim. Aa kisten şeyi isterdim direkt. I was made for loving you. I was, was made for loving been you. Been. O, onların değil ama. Nasıl onların değil? Kız saçmalama. O daha eski bir şarkı. O cover. Cık, cover değil. I was made for loving you baby you are made for loving me Evet Evet Kesin şarkısı Kavuş Kim söyle hatırlamıyorum ama bayağı eski bir şarkı Sinoş hoş geldin Hoş bulduk canım nasılsın İyi bebeğim sen ne yapıyorsun Harikayım Oturuyorum. Ben bir şey soracağım. Yoksa ya bu yoksa burada mı? Heh. Sinan gelmiş melodi gelmiş yoksa yoksa biz feyin mi giriyoruz Yoksa yoksa Girelim Bir şey e, söyleyeceğim Harika o, bir fikir Paulina Rubio fikir tarafından coverlanmış falan onu mu diyorsun Hayır Paulina Rubio Meksikalı bir şarkıcı o alakası yok o bayağı bakkal bir şarkıcı Tamam bu şarkı kimin o zaman onu söyler misin bana Tamam araştırayım hemen bakayım Bu şarkı bu bunların çünkü Mami çevirdim hiç ol. Ben ACDC sevmiyorum ya tırt. Bir grup yani. Bence. Tamam bir, bir iki tane gaz şarkısı var ama bütün şarkılar birbirine benziyor ya. Yukarıdan ya aşağıdan çalınmış yani. Öyle demeyelim de. Yayını kapadım. Ya bu bence yani anladın mı? Bu kadar babanın yaşadığı bir dönemde ACDC bence tırt yani. Bu kadar adam varken bu piyasada onların da olduğu dönemde. Deme be adam öyle deme. Öyle, deme, deme. öyle demeyelim de. Çünkü <laughs> öyle demek. Bence diyor bence. Hayır hayır çünkü öyle demeyelim. Öyle de Onlar da güzel yapmış. Bir <laughs> çok güzel isim var tabii ki. Ya bunda linçlenecek dinledim, bir şey yok baba. Dinledim. O kadar dinledim. gitar tekniğinin dinledim. konuşturulduğu dönemde dinledim. yani 3 akorla şarkı yaparsan adama da derler ki baba e o zaman bu Led Zeppelin ne yaptı yani anladın mı mesela. Ay. Ama tabii ki bunları böyle konuşmazsak daha iyi olur. <laughs> Abi özellikle bu çünkü. yayında. Bir de adamlar olacakla uyar evet. da Herkes gelene kadar ben hemen bir velcere gidebilir miyim? Teşekkürler. Da, senin yaptığın da amatörlük gideceğim, Nuri bu de arada. Melody sen daha tuvalet gelmedin tuvaletten? Yok Olur. şimdi gideceğim. Ha öyle mi? Gidebilir miyim? Tabii Teşekkür git şey. bakalım hadi. Teşekkür ederim. Kızlar tuvalette bir şeyler konuşacak ben söyleyeyim. Hepsi bir yerde kalktı. <laughs> bu da Mert'in makarası. <laughs> Şarın lütfen Spotify biraz daha söyleyin kadar. şarkı keşfedemiyorum tamam işte o, spo e, o Spotify listesini yapalım abi Discordumuzu <laughs> özel. Benim bakın Discord'da bu odada çok değişik şarkılar dinleyenler var mesela. Var var çok güzel şarkı zevki olan insanlar var bu Discord'da. Sen ne diyorsun? Baya müzikte çok iyi bu, fotolardan insanlar bakabilirsiniz. var. bakabilirsiniz. Bana gelen mesajlar olsun e, burada gördüklerim olsun yayına çete yazılanlar olsun. Baya müzik kültürü çok yüksek bir community yani bence bu Discord'daki arkadaşların çoğu çıkar yani güzel birkaç bir şarkı çıkar. Ben de ben de o listeye bir tane size daha önce hiç burada dinletmediğim bir şarkı ekleyeceğim. Dediğiniz bir iki şarkıya baktım da ben şarkı bilmiyormuşum. Resmen çok güzel hepsi. E tabi sağlam şarkılar var. Yani burada şimdi birazcık daha doğaçlama olduğu için aslında bunun için ben Böyle olacağını bilseydim birazcık not çıkartırdım. Öyle verirdim size şarkıları. Orada işte şu tarzda şunu dinleyin. Bu tarzda bunu kesinlikle dinleyin şeklinde giderdik. Ama yine öyle bir liste yaparsak oraya geliştiririz ya. Playlist yapalım. Geldim. Portset. Portset. İşte o birazcık da daha...